Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki hep diyoruz ya, yatırımcının işte piyasayı çok iyi takip etmesi gerekiyor. Yurt dışından gelecek olan haberleri çok iyi takip etmesi gerekiyor ama hiçbirimiz öngöremiyoruz. Özellikle de tamam, Orta Doğu'yu biliyorduk ama Japonya borsasının birdenbire böyle alaşağı olacağını hiçbirimiz düşünemiyorduk. Ama özellikle altı yatırımcısı hani güvenli liman olarak burayı sabitlediği için ne yapmalı? Burada farklı eğilimlere, farklı enstrümanlara yönelmeli mi? Yoksa varsa elinde nakiti yine alım yapmaya devam mı etmeli? Altın yatırımcısı için şunu söyleyebiliriz. Var olan pozisyonları bozmaya hiç gerek yok. Çünkü zaten bu Orta Doğu'daki mevzular yatışsa dahi faiz indirimi konusu var önümüzde ve dolar endeksi dışındaki tüm finansal enstrümanlara likit kayacaktır. Yani nakit akışı gerçekleşecektir. Burada da dolardan çıkan yatırımcının farklı alternatif arayışı sürecektir. Öbür taraftan diyelim ki Orta Doğu'daki sıkıntılar bitmedi ve jeopolitik gerilim had safhada, yine altın prim yapmaya devam edecek. Çünkü diğer ekonomik boyuttaki problemler çözülmeye başlanacak, çözülecektir de. Çünkü piyasaların rahatlatılmaya ihtiyacı var ve FED bir şey yapmak zorunda. Zaten 2 yıldır faiz artırımı yoluna gidiyor agresif bir şekilde ve bu resesyon endişelerinin tetiklenmesi, büyüme riskinin oluşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi kararlarında çok diretmeleri açıkçası ve hem hane halkını zora sokmaları hem de reel sektörü sıkıntıya sokmalarından kaynaklanıyor. Bir de üzerine işsizler ordusu eklenince bir sıkışmış durumda kaldılar ama bu konuya el atacaklardır ki zaten yatıştırıcı haberler çıkmaya başladı. Bu eksenden bakacak olursak yine altın tarafı için de yükseliş beklentisi canlı diyebilirim. O yüzden geri çekilmeler yatırımcıyı korkutmasın. Birkaç bileşenin birleşmesiyle birlikte, tetiklenmesiyle birlikte biz finansal piyasaların tümüne sirayet eden bir satış baskısı gördük. Bu da panik satışlarının tetiklenmesi nedeniyle zincirleme gitmesinden kaynaklanıyordu. Ama sonraki süreç için bir, kripto paralarda dipten toplama etkisi hala devam ediyor. Balinalar yüklü alışlar yapmaya başladı. Dolayısıyla stoplanan pozisyonlar bir yana, ki burada da 1.4 milyar doların üzerinde pozisyon sıfırlandı. Yani long short, yani hem uzunda hem kısada olan yatırımcının pozisyonu sıfırlanmıştı. Şimdi yeni bir senaryo yazılacak. Eğer pozisyonu hala tutmaya çalışan yatırımcı maliyet engelleme yoluna gidiyor, altın yatırımcısı da benzer politikayı izleyebilir. Var olan pozisyonlar tutulabilir. Geri çekilme bölgelerinden maliyetler dengelenebilir. Süreç içerisine baktığımız zaman zaten dediğim gibi faiz indirimleri gelmeye başladığı takdirde, eğer daha farklı sıkıntılı bir durum yoksa, kriptolarda altındaki yükselişe eşlik edecektir.